Bu yıl ikincisi düzenlenen İslam ve Sol Çalıştayı 25-26 Ocak'ta Balat'ta bulunan İnşaat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştaya toplamda 24 panelist katıldı. Çalıştayda ilk gün tarihsel, çağdaş ve kişisel tecrübeler adı altında 3 oturum gerçekleşti. Çalıştayın ikinci gününde ise karşılaşmalar ve yüzleşmeler, İslam kadın sol ve tekrar kişisel tecrübeler oturumları gerçekleştirildi. Dinde kadının yeri, Kur'an'da nasıl yer almıştı, ne vaat etmişti, nasıl yaşamasını betimlemişti gibi meselelerle ilgili özel bir sorunumuz yok. Buranın çok da bizim gündemimiz olmadığına da inanıyoruz açıkçası. İnanmak isteyen kendi inandığı gibi yaşayabilir. Bunun sınırlarını kendisi de çizebilir. İnandığı değerler sistemi de çizebilir. Bu bizim için bir problem değil. Yani bir inanç sistemi olarak İslam'ın kendisiyle hiçbir problemimiz yok. Ama İslam'ın politikleşerek bir iktidar biçimi, üstelik de faşist bir iktidar biçimi olarak topluma dayatılmasına ve özellikle de kadın cinsinin toplumdaki yerini bu politik İslam'la belirlenmesiyle ilgili derdimiz var. Bunu açıkça söyleyebiliriz. O yüzden biz genel bir İslam tartışmasından ziyade politik İslam tartışması yapmayı ve meselenin özünü ve muhataplığını da buradan koymayı önemsiyoruz diyebilirim. Geçen yıl çalıştaya konuşmacı olarak katılan kimse bu yılki çalıştayda konuşmacı masasında yer almadı. Bunlardan biri de ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'tı. Eli Açık, Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından izleyicilerin arasından Çalıştay'ı takip etti. Burada bizim amacımız bu konu üzerinde, yani bu İslamiyet ve sol mevzu üzerine kafa yoran beyinleri bir araya getirmek, yüzleştirmek, onların birbiriyle konuşmasını sağlamak, onların birbiriyle tanışmasını sağlamak, herhangi bir sonuç bildirgemiz yok. Çünkü bu bir çalıştay. Kongre falan yapmıyoruz. Her şey olduğu gibi bırakıyoruz. Tartışsınlar, konuşsunlar, yüzleşsinler ve bundan sonra hayatın içerisinde neydi orada konuştuklarımız? Şunu söylemişti, bunu söylemişti diye bir zihinsel devinime sebebiyet versin. Buradan ne çıkacağını da biz umuyoruz ama bilmiyoruz sonuç itibariyle. Çalıştay'da ilk gün tarihsel, çağdaş ve kişisel tecrübeler olmak üzere 3 oturum yapıldı. İkinci güne gelindiğinde ise karşılaşmalar ve yüzleşmeler, İslam kadın ve sol, kişisel tecrübeler oturumları ile çalıştay sonlandırıldı. Ya bak bu Kur'an'da böyle bir ayet var mı solcular aleyhine? Şimdi yok arkadaş, o öyle değil demeye başladı. İki sol, iki de İslami camiadan 4 panelistin olduğu oturumlarda yer yer tansiyon yükseldi. İşçileri sadece sokaklara döküp onları kendi çıkarları için yönlendirdiğini Marx görmüş. Fakat çözümlemesinde maalesef bunu göremiyoruz. Bunu daha sonra nitekim şey yapmıştır, Lenin yapmıştır, emperyalizm kalmadı. Onun için bizim komünistlerimiz normalde ne diye? Marksist artı Leninist. Neden? Lenin işte onu yapmıştır. Sen bir cahilsin, bilemezsin bunları. Bir cahilsin sen. Anti komünizm hükümsün burası arkadaşlar. Bu yasakların kalkması ve herkesin kendisi gibi yaşaması lazım. Bu anlamda benim söylediğimi farklı yerlere çekerek beni kınadığınızı söylediniz. Lütfen müdahale etmeyin. Demagoji sen yapıyorsun. Lütfen müdahale etmeyin beyefendi. Beyefendi, ben Cumhuriyet'e bir şey söylemedim. Konuşma lütfen. Böyle polemik olmaz. Cumhuriyet, insanlığın şu anda gelip geleceği en güzel yönetimlerden biri. Fakat bu Cumhuriyet değil. Bu Cumhuriyet değil. Şu anki Cumhuriyet değil. Şu anki ırkçı, faşist, inkarcı, tekçi yapıdır. Böyle Cumhuriyet olmaz. İkinci gün tekrar yapılan kişisel tecrübeler oturumu ile son bulan çalıştayda boşandığı eşini öldürmek zorunda kalan ve cezaevinden 7 ay önce çıkan Nihat Öztürk'ün konuşması dinleyenleri etkiledi. Özellikle kadın dayanışmasından bahsedeceğim. Ben 2008 yıllarında bir evlilik yaptım. Evlilik yapmamın sebebi de aslında bu muhafazakar toplumun bize dayattığı, aslında neyi muhafaza ettiğimizi bilmediğimiz şeylerden kaçış oldu. Bunun o zamanki aklımı, o zamanki dönemde kaçışı evlilikte gördüm. Çok farklı bir
kültürden biriyle evlendim. Ve maalesef ki o zulümün daha had safhasını yaşattı. Ve ondan kurtulmak için bir sürü yere başvurdum, aileye başvurdum vesaire. Tabii erkek egemenliğinin olduğu bir yerde yalnızlaşan bir kadına susmaktan başka hiçbir şey düşmüyor. Susturuldum. Sonrasında kimilerine göre katil, kimilerine göre öz savunmasını gerçekleştiren, kimilerine göre de meşru müdafasını gerçekleştiren, bana göre de ölmemek için öldürmek zorunda kaldım. Ve boşanmış olduğum, altını çizerek söylüyorum, boşanmış olduğum eşimi öldürmek zorunda kaldım. Sonrasında tabii cezaevi sürecim oldu. Bu cezaevi sürecinde aslında sol ideolojiye çok da uzak değildim. Lise ve üniversite yıllarında tanışmışlığım vardı. Ama yapmış olduğum evlilik beni siyasi ideolojilerden değil aslında hayattan kopardı. Bunları biraz daha böyle derinlemek istiyorum. Mesela çok boşanmak istedim. Ama çok açık söyleyeyim, bizim muhafaza ettiğimiz şey, bizim ailede boşanma yoktur. Ama bu çok yanlış bir şey değil miydi? Yani boşanma haktı aslında. Ama iktidar, çekirdek aileden bahsediyorum, o baba figürü, bizde boşanma yok deyip beni aslında zulümün ortasına attı. Burada kendisi rahmetli oldu ama kul hakkıyla gitti, evladının hakkıyla gitti aslında. Özür dilerim. Bizde İslamiyet o kadar yanlış öğretildi ki, Kur'anlar mesela duvarlara asıldı böyle çok süslü, dantelli şeylerle. Aman dokunmayın, çarpılırsınız. Ya aslında İslamiyet o Kur'an'ı alıp okumak ve düşünmek için bize indirilmedi mi? Biz bunu kabul ediyoruz ama dokundurmuyoruz Kur'an'a. Çünkü neden? Aslında Kur'an'da o gerçekliği öğreneceğiz. Boşanma hakları öğreneceğiz. Aslında kadının İslam'da yüceliğini öğreneceğiz. Ama erkek buna izin vermiyor. Erkek aslında bizim dinimizi de öğrenmemize izin vermiyor.